Evet arkadaşlar, bugün size bir kutu açılışı yapacağım. Nedir bu kutu açılışı? DJI Osmo Action 5 Pro aldım. Onun sadece kutu açılışını yapacağım. Detaylı inceleme videosunu daha sonra, birazcık kullandıktan sonra size çekip göndereceğim. Burada gördüğünüz gibi GoPro var. Insta360 Ace Pro var. Insta X3 var. Yani DJI Osmo Action 5 Pro'yu almamın sebebi nedir? Niye aldın? Bunlardan memnun değil miydin? Derseniz. Yani almamın sebebi şu motordaki çektiğim videolarda ses olayını bir türlü çözemedim. Nasıl çözemedim? Sürekli hışırtı geliyor içeri belli bir süratten sonra. Yani almadığım şey kalmadı. Şöyle size paylaşayım. Şimdi göstereceğim. Yani özellikle GoPro için önce GoPro medya modu aldım. Bu normalde GoPro 9 Black. Bunun 11 vardı bende. 11'ini gönderdim birisine. Çünkü daha önce 9'u vermiştim. 9 arızalanınca abi arıza yaptı 9 dedi. Ben de 9'u geri alıp 11'i gönderdim. Ses olayını bununla çözemedim. Medya modla. Ondan sonra şöyle bir şey aldım. Bu da GoPro'nun 3,5 mm mic adaptör olarak geçiyor. Bunu aldım. Tabi bununla beraber tabi şunu da alıyorsunuz. Buradan bağlanıyor. GoPro içine koyuyorsunuz. Bunu altına şu şekilde GoPro'yu buna bağlıyorsunuz. Sonra buradan bir tane de mikrofon şuraya bağlıyorsunuz. Olmadı. Önce normal bir tane mikrofon aldım. Sonra daha pahalı mikrofon aldım. Çözemedim. Neyse uzatmayayım. Sonra Insta360 Ace Pro'yu aldım. Ona da bu adaptörü almanız gerekiyor. Şu adaptör olmadan da yine çalışmıyor direkt bağlantılı olarak. Şimdi nereye gelmeye çalıştığımı anlayacaksınız. Bunu buna bağlamadan olmuyor veya buna bağlamadan olmuyor. Bu adaptörü bunu da bağlayabiliyorsunuz tabii. Şimdi şöyle bir opsiyonunuz var. Tabii AirPods 2 Pro'lar var. Onlarla bağlanıyorum. Insta360 X3'e bağlandım mesela. Kullandım ama gürültü engelleme olayı var. Orada da zannedersem gürültü engelleme olayı olduğundan dolayı sadece benim sesimi alıyor. Motor sesi hiç gelmiyor. Komple gürültüyle kesiyor. Programla da kesemedim. CapCut programıyla kesmeye çalıştım. Ya komple motor sesini kesiyor, komple sesi kesiyor ya da olmuyor yani kısacası. Ondan dolayı DJI Osmo Action'ı aldım. Alma sebebimin aslında ilk en önde gelen sebeplerden bir tanesi ses olayı. İkincisi de çekim uzunluğu. Yani bayağı bir uzun süre çekiyor. GoPro yarım saat dakika çekiyor. Insta Ace Pro 1 saat 40 dakika falan çekiyor. 1,5 saat falan çekiyor. Insta 360 da 1 saat küsür çekiyor. Hiç sıkıntısız. Bunlar tabi hava şartlarına da bağlı. Hava sıcaklığına bağlı. Nasıl kullandığınıza, nerede kullandığınıza bağlı. Neyse çok uzatmadan Osmo Action DJI Osmo Action 5 Pro'nun kutu açılımına geçelim. Ben Adventure Combo paketini aldım. Bunun içerisinde ekstra batarya kutusu. 3 adet batarya geliyor. Bir de stick geliyor. Sopası var. Yani bu Invisible Stick diye biliyorum. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Ufaktan bir kutu açılımı yapalım. Şunu
yapacağım şöyle. Zarar vermeden. Şöyle. Hadi bismillah. Gördüğünüz gibi Capture Morbid for Extended Battery Life 4 saat 4 saate kadar çekebiliyor diyor. OLED ekranları var diyor. Neyse biz sadece kutu açılımını yapalım şu anda. Ondan sonra inceleme videosunu tekrar detaylı inceleme videosunu tekrar size çekeceğim arkadaşlar. Şöyle 2 adet kutuyla geliyor. İçinde gördüğünüz gibi bir de stickimiz var. Sopası var. Şöyle şunu şuraya koyalım. Şöyle. Sopaya bir bakalım. Gerçi bende stick var. 3 tane stick var. 2 tane daha doğrusu. Bu 3. stick oldu. Tabii bu da çok güzelmiş yalnız. Çok güzel bir hissiyat var böyle dokununca. Evet, ne kadarmış bunun uzunluğu? Şöyle altında vida yeri var. Üzeri çok güzel böyle. Bunun uzunluğu muhtemelen yani 1.40 civarı falan gibi duruyor. Bunu incelemede size söyleyeceğim ayrıyetten arkadaşlar. Bunu şimdi şöyle yana koyalım. Şimdi burada kutunun birinde aksesuarlar, bir tanesinde Osmo Action var. Hemen şöyle açalım. Hemen şöyle açalım. Burada case'imiz var. Burada da kameramız var. Kutuyu şöyle yukarı koyalım. Burada aksesuarlar var. Bunun da Insta360 Ace Pro gibi mıknatıslı çıt çıtları var. Şöyle şarj kablosu var. Type-C'den Type-C'ye. Burada stickerları var. Burada da şarj kutusu. Ve içinde bataryaları muhtemelen içinde. Evet. Bataryalar içinde muhtemelen. Neyse onu da koyalım böyle kenara. Evet, şöyle yavaş yavaş açmaya başlayalım. Şimdi öncelikle nereden? Şuradan başlayalım. Öncelikle kutusunu açalım. Case'ini daha doğrusu. Evet, bunun içerisinde iki tane şuraya bağlama vidası var. Gördüğünüz gibi. Evet, içerisinde şöyle. Bu da şey, istiyorsanız bisikletinize veya motorunuza, ben motor kullandığım için bunu motora bağlamak için şöyle burada bir magnetli şey var. Yani iki tane magnet tutacak geliyor. Tamam. Şöyle koyalım. Bu da case'i böyle. Tamam. Evet. Kameramızı açalım. Kamera çok tatlı duruyor. Şöyle. Yani şeyden GoPro'dan çok çok küçük. GoPro 9'dan. Insta360 Ace Pro'dan da çok çok küçük. Evet. Evet arkadaşlar, karşınızda DJI Osmo Action 5 Pro. Şöyle. Sanki bu arka ekran da daha büyük gibi geldi bana. Evet, daha büyük. Bunu da şöyle koyalım. Şuradan da batarya kutusunu açalım. Şöyle.
Şöyle. Bastırsa dolmaya başlıyor. 3 tane bataryamız var arkadaşlar. Şöyle. 1950 mAh bataryalar. Bu bataryalar dediğimiz gibi 4 saat civarında çekim sunuyor. Tabi batarya bağlantısı var tabi ama yeni çipin de çok faydası var buna. Şöyle Osmo yazısı var. Ön arkası. Şöyle. Bunlar böyle arkadaşlar. Bu Osmo Action 5 Pro'yu almamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi de ses dediğim gibi. Neden ses diyeceksiniz? Çünkü abi direkt buna mic 2 bağlayabiliyorsunuz. Şöyle. Çok kaliteli bir açılışı var yalnız. Şöyle basıyorsunuz, itiyorsunuz. Çok güzel. Evet, inceleme videosunu inşallah yakın zamanda inceleme videosunu da çekip paylaşacağım arkadaşlar. İnceleme videosunda görüşmek üzere. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu bana destektir. Teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.